Nasıl olur? Buraya koymuştum. Ben bir yatak odasına da bakayım. İşte bu kadar. Artık boşanamazsınız. Çok büyük sorun değil. Sadece birkaç saat geciktirdi bizi. Birazdan avukat arar, yeni belge hazırlatırım. Hemen çözeriz. Bütün gün uğraştım, yine olmadı. Şimdi ne yapacağım? Yanındayız canım. Korkma, yanındayız. Amca, üşüyorum. Ateşin düşmesi lazım. Biraz üşümen iyi. Sık dişini, tamam mı? Hem işimiz bitti. Şimdi dinleneceksin. Dur. Gel bakalım, ateşini ölçelim. Kıpırdama, tamam mı teyzeciğim? Hay Allah. Nasıl üşüttü ki böyle? Nerede üşüttü? Benim. İnşallah düşer. Yavaş yavaş düşecek. Merak etme. Hasta olunca bırakmazlar beni. Boşanmazlar da. Sen niye polis oldun ki? Avukat olmak istiyordun ya, hatırlıyorum ben. Çarşafları omuzuna atıp cübbe yapardın hatta, mahkemecilik oynardın. Doğru. Avukat olmak istiyordum, evet. Ama sonra işler değişti. Neden? Ne oldu ki? Oldu işte bir şeyler. Ya ne oldu, anlatsana. Sen kayboldun. Birinin seni bulması gerekiyordu. Ben de seni bulmak için polis oldum. Yani beni bulmak için hayalinden vazgeçtin, öyle mi? Öyle demeyelim de. Sen kaybolduktan sonra tek hayalim seni bulmak oldu diyelim. Ne bir şey yaradı, sen ona bak. Efendim Kara. Komiserim, Adil Candan hakkında yeni bilgiler geldi. Sistemdeki sayfasına işledim. Tamam. Bir dakika. Yazıyorum hemen. Evet. Hı hı. Evet. Tamam. Sağ ol Kara. Görüşürüz. Seni de işinden ettim. Yok yok, ben hallederim akşam. Alo. Bahçedeyim. Uygunsan gelir misin?
Tamam, geliyorum hemen. Tamam, görüşürüz. Ya, Ali bahçedeymiş de bir şey konuşmamız lazım. Sonra konuşsak olur mu? Tamam, tamam. Hiç acele etme. Sizin hem işiniz vardır. Ben de odamda dinlenirim biraz. Tamam. O zaman ben gittim, görüşürüz. İşte boşanma belgesi. Attım imzamı. Ama ayrılığın değil. Seni sevdiğimin ilanıdır bu imza. Çünkü seni bin kez kaybetsem yine bin kez bulurum. Merak etme. Nedim belgeleri gönderir göndermez imzalar işlemlere başlarız. Peki Yusuf, onu nasıl anlatacağız? Buluruz bir yolunu. Serin oldu sanki. Açık pencere mi var? Buralarda yok. Yusuf yeni iyileşti. Yine hasta olmasın. Yusuf! Çiş parçası, ne yapıyorsun sen? Yusuf, niye yaptın böyle bir şey teyzeciğim? Ya tekrar hasta olursan? Ha? Giy çabuk şunu. Yaptım işte, boşanıyorsunuz siz. Ondan yaptım. Hasta olursam terk etmezsiniz beni çünkü. Ayrılmazsınız o zaman. Ateşim çıkınca başımda durmuştunuz hep, ayrılmamıştınız. Ateşim çıksın, çok ama çok çıksın. Yeter ki siz boşanmayın. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nasıl geçiyor gününüz? Her şey yolunda mı? Abla kardeş sohbetteyiz işte. Son olaylardan sonra Yasemin çok değişti. Çok uzun zaman olmadı ama sizi tekrar tanımaya başladı. Onlar ne? Bunlar için çağırdım seni. Yasemin için üniversite broşürleri. Hangi mesleği istediğini konuşmuşsunuz ya. Belki karar vermesi için ihtiyacınız olur diye dedim. Kararı belli. Polis olmak istiyor. Ablasının mesleğini seçmiş. Ve çok güzel. Sen yine de al bunları. Belki bir bakmak ister. Teşekkür ederim. Saattir çıkamadı ya. Başka zaman yapsaydı olmazdı sanki. Denk geldi. Yasemin. Kızım, ben ablanınkileri yerleştirdim. Bunlar da seninkiler. Benim biraz mutfakta işim var. Sen bunları halledersin değil mi? Tamam, yaparım ben, merak etme. Aferin benim güzel kızım.
Bu arada bir de bu vardı. Ne? Bir yıllık sinema giriş kartı mı? Nasıl yani? Ben istediğim filme girebiliyor muyum bununla? Nerede bu dosya? Nerede? 7 yıldır kaçırdığın tüm filmler için arayı kapatman lazım diye düşündüm. 2 kişilikmiş. Annenle kardeşinle gidersin. Onların işi olursa da belki beraber gideriz. Daha önce açık hava sineması yaptık. Ama o bunun gibi değil. Gerçek sinema. Tabii gideriz birlikte. 7 yılın açığını kapatırız. Ben sana nasıl teşekkür edeceğim? Sinemaya gittiğimizde bir patlamış mısır alırsın artık. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun burada? Sakladım işte sizi. Bulamayınca boşanmazsınız sandım. Niye küsüp ayrılıyorsunuz ki? Artık sevmiyor musunuz beni? Suçum. Biz seni çok seviyoruz. Her zaman da seveceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz seni sevmekten. Ama... Birbirinizi mi sevmiyorsunuz o zaman? Seviyoruz ateş parçası hem de her şeyden çok. Ama bazen büyükler bazı sorunları çözmek için böyle zor kararlar almak zorunda kalabilirler. Bu karar sana olan sevgimizi asla ama asla değiştirmez. Hayır inanmıyorum. Sevmiyorsunuz beni. Sevseydiniz böyle olmazdı. Ama birbirinizi de mi seviyorsunuz? Teyzem abi sınıfını kaybettiği için sevdiğini unutmuş. Sen de mi unuttun amca? Sen de mi? Unutmuşsunuz işte, unutmuşsunuz birbirinizi nasıl sevdiğinizi. O zaman birbirinizi ne kadar sevdiğinizi hatırlayana kadar kalın burada. Hatırlayana kadar buradan çıkmak yok. Yusuf! Yusuf? Ateş parçası. Yasemin, ne yapıyorsun burada dedim. Ben hiç internetten bir şeye bakacaktım. Dinleneceğim demiştin.
İnternete girecektim ilkokul bitirme sınavlarına bakayım diye. Ama adımın olduğu klasörü fark edince merak ettim. Sen ne sandın ki? Gizlice bilgisayarını karıştırdığımı falan mı? Hayır, asla. Ben sadece... Tabii. Ne de olsa her şey beklenir benden. Bana güvenmiyorsun çünkü. Anlıyorum. Yasemin, yok öyle bir şey. Ben şaşırdım sadece. O baktığım fotoğrafların hiçbiri yok bende. O günleri hatırlamıştım görünce. Duygulanmıştım. Ama geçti. Kusura bakma, bilgisayarını karıştırdım. Bir daha olmaz. Dokunmam hiçbir şeyine, merak etme. Yusuf! Orada mısın, ateş parçası? Aç kapıyı. Yusuf! Çok üzüldüm. Ben üzdüm oğlum. Benim yüzümden oldu. Hepsi benim suçum. Çok üzdüm oğlum. Hayır. Sakın kendini suçlama. Hiçbiri senin suçun değil. Ben bu kazayı yaşamasaydım, unutmasaydım ailemi, kim olduğumu, nereye ait olduğumu, kafam bu kadar karışmasaydı, bunların hiçbiri olmazdı. Bak gözlerime. Önce senin iyi olman lazım. Eğer sen iyi olmazsan Yusuf mutlu olmaz. Olamaz. Hiçbiri senin suçun değil. Kendini toplaman lazım. Yusuf'un sana ihtiyacı var. Teşekkür ederim. Neslihan! Cengel! Kimse yok mu? Kimse yok mu orada? Adalet, Cengel! Beni duyan yok mu? Geldim Yaman Bey. Yusuf'u gördün mü Cengel abi? Görmedim. Ben odasında sizinle sanıyordum. Bize kızgın. Kapıyı kilitleyip kaçtı. Bir yere saklanmış olmalı. Bulmalıyız onu. Hemen etrafa bakalım. Yusuf! Kahretsin. 2 dakikalık işi halledemedim. Üstelik az kalsın enseleniyordum. Gir. Yasemin, yanlış anladın. Ben sadece beklemiyordum seni odamda görmeyi. O yüzden şaşırdım. Özür dilerim kırdıysam. Bunları getirdim sana. Ben de yok demişsin ya. Birlikte bakarız dedim. Bak. Burada 9 yaşındaydın. Hava soğuk diye annem parka gitmeni istememişti ama sen çok istiyordun. Ben de dayanamayıp seni gizlice götürmüştüm. Hatırlıyor musun? Çok iyi hatırlıyorum. Sen eksik hatırlıyorsun ama. Yine gideriz dedim parka, söz verdin bana o gün. Ama bir hafta sonra falan kaçırıldım. O gün parkta salıncağı son binişimmiş, kaydıraktan son kayışımmış, bilmiyordum. Çocukluğum gibi yalan oldu hepsi. Sonraları
Ne zaman bir park görsem dilenirken falan senin o sözünü hatırladım. Daha doğrusu sözünü tutamadığına, beni bıraktığınıza. Asla. Biz seni hiç bırakmadık. Sadece sen değil, biz de kahrolduk. Geçmişi düşünmeyelim artık. Hiçbir şey için geç değil. Yeniden başlayalım. Hı? Birlikte. Eskisi gibi. Bak, Ali komiser bunları getirmiş senin için. Üniversiteleri araştırırsın diye. Beraber yeniden başlayacağız. Her şeyi düzelteceğiz birlikte. Yeter. Söz verip durma artık bana. Sözlere karnım tok benim. Her şeyi bir anda silip yeni bir hayata başlamak o kadar kolay değil. Bana müsaade. Dışarı çıkmış olmasın. Allah korusun ya başına bir şey gelirse? Buralardadır. İzin almadan bir yere gitmez. Ama bize çok kızgındı. Haklısın. Çok haklısın ama ben yeğenimi iyi tanıyorum. O bizi bırakıp da bir yere gitmez. Hem aile üyeleri birbirini terk etmez. Öyle değil mi? Etmez. Etmez evet. Ama ateş parçası bizim onu bırakıp da gideceğimizi düşünüyor. Aklı karışmış. Onu bırakıp da hiçbir yere gitmeyiz. Öyle değil mi? Tabii. Mümkün mü hiç böyle bir şey? Olmaz öyle şey. Hem Yusuf bizi ne kadar seviyorsa biz de onu o kadar seviyoruz. Üzülmesini hiç istemeyiz. Ama Samet'in annesi babası boşanırken öyle olmamış. Samet çok üzülmüştü. Hep ağlamıştı okulda. Burada mıydın ateş parçası? Yusuf'cum, biz senin üzülmeni ister miyiz hiç? Hepimiz için iyi olsun diye aldık bu kararı. İyi olacağız ateş parçası, merak etme. Olmayacağız işte, iyi falan olmayacak. Siz boşanınca ben hiç iyi olmayacağım. Ateş parçası. Neden iyi olmayalım? Biz sana hiç yalan söyledik mi? Hayır ama Samet'in annesi babası da böyle demişler önce. Ama boşanınca hiç yan yana gelmemişler. İki ayrı evde yaşamaya başlamışlar. Samet babasıylayken annesini, annesiyleyken de babasını özlüyormuş. Artık birbirlerine de hep kötü şeyler söylüyorlarmış. Kavga ediyorlarmış durmada. Yusuf'cum bak göreceksin. Biz öyle olmayacağız. Hem senin için de hiçbir şey değişmeyecek. Değişecek. Sen gideceksin, ben de seni göremeyeceğim bir daha. Beni sevseniz ayrılmazdınız işte, ayrılmazdınız. Yusuf dur. Yusuf. Yusuf aç kapıyı. Aç kapıyı ateş parçası, konuşalım. Hayır gidin buradan, konuşmayacağım sizinle. Yusuf hadi teyzeciğim aç.
Ayrılacaklarmış işte. Boşanacaklarmış. Ama niye? Niye ayrılacaklar ki? Gidecek mi yani Seher? Niye gidiyor ki Seher? Niye? Seher Bey, bir şey mi oldu? Çiçek. Yaman'la Seher ayrılacaklarmış. Boşanacaklarmış. Niye? Onlar seviyor birbirini Çiçek. Çok seviyorlar hem de. Seher hatırlamıyor diye mi boşanıyorlar acaba? Ama hatırlar Seher. Yaman hatırlıyor her şeyi. O anlatır ona. Ben de hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum Çiçek. Anlatırım ben ona. Yok, onlar seviyor. Çok seviyorlar birbirlerini. Gitmesin Seher. Gitmesin. Yaman Bey vazgeçmez Seher Hanım'dan. Üzmeyin siz de kendinize. İkna eder değil mi Yaman onu? Gitmesin Seher. Kalsın. İyiyiz biz böyle. Huzurumuz yerinde. Huzurluyuz. İyiyiz böyle. Kimse gitmesin bir yere Çiçek. Sevenler ayrılmasın. Yan yana olsunlar. Hem sen de gitme Çiçek. Sen de gitme hiç, olur mu? Hep burada kal sen. Hep burada kal. Benimle kal. Bizimle kal. Bizimle kal. Ben... Şey... Tabii. İnşallah. Yani sen de kal. Cengar da kalsın. Adalet de kalsın. Nesihan da kalsın. Sonra bizim güvenlikçi Fikret de kalsın. Herkes kalsın. Hiç kimse. Hiç kimse gitmesin bir yere Çiçek. Gitmesin. Ali'ye ona sevdiğini söylesem mi artık acaba? Zamanı gelmedi mi? Haklısın, geldi galiba. Alo. Nasılsın merak ettim de. Yasemin broşürlerle ilgilendi mi? Yok. Eski fotoğraflara bakıyorduk. Parktaki bir fotoğrafımızı görünce sinirlendi birden. Kızdı bana. Suçladı beni. Sinirlendi, öyle gitti. Kötü oldu yani. Yo, aksine. İyi olmuş. Nasıl yani? Bu nesi iyi? Demek ki artık duygularını dışa vurmaya başlamış. İçindeki öfkeyi, üzüntüyü dışa vuracak, geçmişiyle ve ablasıyla hesaplaşacak ki yol alabilsin. Düşün bir. Bu zamana kadar seni yok sayıyordu, kaçıyordu. Emin ol, bundan sonra daha da iyi olacak. Sen her zaman farklı bir yerden, benim bakamadığım bir açıdan bakıp beni şaşırtırsın zaten. Yani daha önce çalıştığımız dosyalarda hep böyle yaptığın için biliyorum. Teşekkür ederim. Böyle düşünmene sevindim. Ha bu arada, akşamleyin bir şey yemeyin. Sizi bir yere götüreceğim. Görüşürüz. Nasıl yani? Alo? Kapattı. Yusuf!
aç kapıyı teyzeciğim. Bak biz de çok üzülüyoruz. Çok seviyoruz seni. Ne olur aç kapıyı. Sen eskiden hiç yalan söylemezdin teyze. Ama şimdi yalan söylüyorsun işte. Seviyorum diyorsun. Sevmiyorsun işte, sevmiyorsun. Sevseydiniz hiç böyle olur muydu? Eninde sonunda geçecek isyanı. Merak etme. Üzme kendini. Hani bu masaldaki gibi. Ateş parçası, ömrümüzün sonuna kadar yanında olacağız biz senin. Sadece boşanıyoruz. Senden asla ayrılmayacağız. Her zaman senin yanında olacağız. Birbirimizden de ayrılmayın. Bu masaldaki gibi olalım. Yusuf, hadi aç kapıyı, yüz yüze konuşalım. Bak, istersen bu gece birlikte uyuruz. Hayır, istemiyorum. Ben yalnız uyuyacağım. Sen gidince yere hep yalnız uyumayacak mıyım ben zaten? Boşuna söylediniz bana. Aç değilim demiştim. Bir tanesini iptal edin. Neden geldik buraya? Biz ablanla daha önce buraya gelmiştik. Burada da seni andık. O gün bir söz vermişti ablan. Seni bulduğunda buraya getirecekti. Çok severmişsin çünkü. Çok güzel, güzel değil mi? Evet. Bayağı iyiymiş planınız. Biz çocukken annem dışarıdan bir şey yememizi hiç istemezdi. Ama biz Yasemin'le harçlıklarımızı birleştirirdik. Beraber iki günde bir sucuk ekmek yemeye giderdik. Okulun yanında da böyle bir seyyar sucuk ekmekçi vardı. Bana alırdım. Doyamazdım. Bir keresinde üç yarım yemiştim. Sonra ne biçim karnım ağrımıştı. Evet. Ben demiştim yeme diye ama dinlememiştin beni. Ben de ne yapayım, dayanamadım. Ne kadar istersen aldım. Sen zaten hiç kırmazdın ki beni. Bir de karanlık bir yol vardı değil mi okuldan dönerken? O yoldan eve dönmek zorunda kalırdık. Evet.
Sen çok korkardın o yoldan. Ne zaman oradan gitsek sık sık elimden tutardın. Ama sonra sen bana bir şarkı öğretmiştin. Korkmamayı. Hatta dur, hatırlıyorum o şarkıyı. Uçar gökte kelebek, kanatları rengarenk. Aman sen sakın kaçma, gitme gitme kaybolma. Çok söyledim o şarkıyı ben. Sen yokken. Korkmamak için. Hadi ye, soğutmayı beni. Madem beğendin, birer tane daha söylüyorum o zaman. Ustam, çek birer tane daha. Ateş parçası. Ömrümüzün sonuna kadar yanında olacağız biz senin. Sadece boşanıyoruz. Senden asla ayrılmayacağız. Her zaman senin yanında olacağız. Müsait misin? Belli etmiyor. Ama o da üzülüyor benim gibi. Yusuf gibi. Çocuğun ailesini kaybettiğinde ne kadar sarsılabileceğini küçük yaşta yaşayarak öğrendim ben. Babam, annem gittiğinde, intihar etmeden önceki gece bir söz vermişti bize. Sabah alışveriş yapacakmış. Birlikte güzel bir kahvaltı yapacakmışız. Sonra hep birlikte evi tamir edecekmişiz. Her şeyi hali yola sokacakmışız. Öyle demişti. Ama öyle hasta.
öyle güçsüzdü ki. Annem bizi yeni terk etmişti. Perişandı. Cebinde iki ekmek alacak parası bile yoktu. Hepsini biliyordum. Ama yine de inandım. Çünkü babam da o benim. O zaman sabah seni erkenden uyandıracağım deyip yanaklarından öpüp gittim. Gece devrilen sandalyenin sesine uyandım. O da bizi bırakıp çekip gitmişti. Ben de Yusuf, benim yaşadığım acıları yaşamasın istedim. Tek derdim buydu. Yalçın abim Yusuf'un kokusunu özlerdi yurt dışına, şehir dışına seyahatlere çıktığımızda. 15 dakikada bir ablandan fotoğraflarını isterdi. Ablan da abim de onu çok severlerdi. Hiç ayrılmayacaklarına dair birbirlerine söz verdiler. Ama sözlerini tutamadılar. Önce abim gitti. Sonra da ablan. Ben de daha o yaşta Yusuf'un benim gibi paramparça olmasından çok korktum. Ateş parçası yalnız kalmayacak dedim. Öyle sert bir kayaya dönüştüm ki ne yapacağımı bilemedim. Sonra sen geldin. O zaman biz bir aile olduk. Onun annesi babası olduk. Onun ailesi biz olduk. Ateş parçası şimdi bir kayıp daha yaşamaktan korkuyor. Evet. Ama görecek. Ne yaşarsak yaşayalım Yusuf yalnız kalmayacak. Elini tutmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz ona bir söz verdik ve o sözü tutacağız. Görecek bunu. Sözümüzü tutacağız. Gideriz dedim parka, söz verdim bana o gün. Ama bir hafta sonra falan kaçırıldım. O gün parkta salıncağı son binişimmiş, kaydıraktan son kayışımmış, bilmiyordum. Çocukluğum gibi yalan oldu hepsi. Hadi. Yasemin. Hadi. Thank you.
işe yarayacak mı? Önce bir moralini düzeltelim. Sonra adam akıllı konuşuruz onunla. Yusuf, uyanmadın mı hala? Bak, sana çok güzel bir sürprizimiz var. Hadi aç kapıyı. Can sana ne almış? Hadi gel bakalım. Çok istemiştim bunu alman önce. Ben de sana alacağım demiştim ateş parçası. Teşekkür ederim. Odandaki aslanı da alır, birlikte oynarız. Hem teyzem de bizimle oynar, değil mi teyze? Tabii, o tabii oynar. Oynamaz mıyım hiç? Hadi bakalım ateş parçası. Kahvaltını yap, ondan sonra hep birlikte oyun oynayalım. Siz benim oyunu mu oynamak istiyorsunuz? Tamam ama ben saklambaç oynamak istiyorum. Tamam, sen ne istersen. Tamam, oynayalım bakalım. Peki ebe kim olacak? Sen ol amca. Tamam. Hadi başlayalım o zaman. On, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Severdi gerçekten. Kaptırma kendini gölge. Kaptırma. İki güler yüze kanıyor musun yoksa ha? Yapmam gereken bir görevim var benim. Gevşemenin, çözülmenin sırası değil. Yusuf! Yusuf amcanı sobeledim. Yusuf! Yusuf neredesin teyzeciğim? Hadi çık. Bak amcanı sobeledim. Sizin yanınızda mıydı? Yok. Yukarı baktım. Yok, salonda da yok. Mutfakta da değildi. Nereye saklanmış olabilir ki? Dur, hemen telaş etmeyelim. Saklambaç oynamayı seviyor ateş parçası. Bizi aratmak için hiç olmayacak bir yere girmiştir. Öyledir değil mi? Öyledir. Kim bilir nereye girmiştir şimdi. Cengel abi, Yusuf'u gördün mü? Bahçeye saklanmış olabilir. Ne ön bahçede ne de arka bahçede görmedim küçük bey. Yoksa? Konaktan kaçmak için mi yoksa? O yüzden mi saklambaç oynamak istedi? Evin dip köşe her yeri aransın. Kamera kayıtlarına da bakın. Ben depoya bakayım o zaman. Yusuf! Ben Yusuf abi. Yusuf!
Günaydın. Günaydın. Dün gece arabayı bilerek parkın yanına park ettin, değil mi? Çocuklar gibi şendiniz. Nereye gideceğim ki şimdi ben? Geri mi dönsem acaba? Beni oyuncakla, oyunla kandırmaya çalışıyorlar. Ben anlamıyor muyum sanki? Benim istediğim oyuncak falan değil ki. Neden yaptın böyle bir şey? Çok korkuttun bizi. Siz beni kandırmaya çalıştınız. Madem ben sessiz kalacağım, siz de bensiz kalın istedim. Bunun için.